Herkese merhaba. Bugün canlı yayınımızı evden yapıyoruz. Evde kal Türkiye dediler. Biz de evde kalıyoruz. Dün gece bir doğumdaydım. Dün aslında benim kamp hallede de bir canlı yayınım vardı. Ama ben o canlı yayına katılamadım. Çünkü doğumdaydım. Zaten size doğumdan bağlandık. Furkan Hoca ile birlikte bir doğumdaydık. Kimin nazarı değdi bilmiyorum. Ama biraz yorucu bir doğumdu. Hep birlikte biraz yorulduk. Doktorumuz da, ben de, annemiz de, bebeğimiz de birazcık yoruldu. Ama çok şükür az önce onlarla konuştum. İkisi de çok iyiler. İnşallah ikisi de toparlanıp birlikte eve geçecekler. Şimdi Kampale'de canlı yayınla evden bağlandığım için biraz heyecanlıyım ve bunu ilk defa yapıyorum. Nasıl geçecek bilmiyorum. Şu an yorumları da kapatmayı unutmuşum zaten. Katılım için, yorumlar için siz yazın. Ben en son 15 dakika kala kendi telefonumdan sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışacağım inşallah. Bugün sizlere ne anlatacağım? Doğuma hazır mıyız? Doğum sürecine hazır mıyız? Doğumdan sonraya hazır mıyız? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama aslında bugün daha çok üzerine dokunmak istediğim bir konu daha var. Doğumda karşılaşacağımız süreçlere hazır mıyız? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Biz biliyoruz ki artık bir bebek sahibi olacağız ve heyecanlıyız. Eşimiz de, biz de, etrafımızdan bir sürü soru geliyor. Neler yapıyoruz? İlk yaptığımız şeylerden bir tanesi bebeğimiz için kıyafet alışverişi yapıyoruz. İlk yapılan şeylerden bir tanesi. Sonra odayı hazırlamaya başlıyorsunuz. Odadaki hazırlıklarınızı biz isteriz ki 30. haftalarda artık tamamlamaya başlayın. Neden? Belki bebeğinize yeni bir oda hazırlıyorsunuzdur. Bu odanın da boyası, mobilyası vesaire bunlar bazen koku yapabiliyor. O yüzden istiyoruz ki 30. haftalarda artık tamamen bu hazırlıkları tamamlayın. Bebek doğana kadar da odanız hazır olsun. Doğumdan hemen sonra bebeğinizi o odaya koymuyorsunuz. Sizin yanınızda oluyor. Ama ne kadar da olsa bir süre sonra o odaya geçecek. O odanın hazırlıklarını doğumdan sonraya bıraktığınızda sizi yoğun bir süreç bekliyor. Çünkü bebek sizinle birlikte ve onunla birlikte bu süreci takip etmek zor olabiliyor. Ben şu anda canlı yayında yorumları bir kapatacağım. Daha sonra tekrar açacağım. Onu nasıl yapacağıma bir bakacağım şimdi. Bir saniye. Oldu galiba. Tamam. Tekrar açacağım yorumları. Çünkü biraz etkileniyor galiba canlı yayın. Sonra bütün sorularınıza cevap vereceğim tekrar. Oda hazırlığı dedik. Oda hazırlığı için başka neler yapıyoruz? Bebeğimiz için bir beşik alıyoruz, yatak alıyoruz. Bunun içinde bir sürü seçenek var. Aslında yer yatağı mı alalım, normal beşik mi alalım? Biraz kendi sürecinize ve kendi araştırmalarınıza göre karar vermeniz gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bazı ebeveynler bebekleri yer yatağında daha rahat, konforlu büyütebileceğini, bazıları beşik içinde büyütebileceğini düşünüyor. Burada ayrı ayrı uzman görüşleri var. Başka ne yapıyoruz? Doğuma yakın zamanda bir doğum çantası hazırlıyoruz. Doğum çantasında neler var? Neler olması gerekiyor? Aslında neler olması gerektiğinden çok neler olmaması gerektiğini söyleyeceğim. Bir, emzik koymuyoruz doğum çantamıza. İki, biberon koymuyoruz. Üç, mama koymuyoruz. Neden? Bebeğiniz için en iyi biberon sizin memeleriniz. En iyi mama sizin kendi sütünüz. En iyi emzik de sizin memeleriniz. Neden? Bebek ne kadar çok emerse o kadar çok süt yapacaksınız. Bebeği biberona alıştırırsanız memer et yaşayabilirsiniz. Bu yüzden de biz özellikle ilk bir hafta bebek sadece meme yemsin ki süt üretebilsin diye emzik kullanmayı çok önermiyoruz. İlk bir ayda da biberon kullanmayı çok önermiyoruz. Çünkü ilk bir ayda biberonu çok sık kullanmak memer etine sebep olabiliyor. Birinci aydan sonra da kontrollü bir şekilde biberon kullanımına başlayabilirsiniz. Eğer ihtiyacınız var ise. Doğum çantasında 3 ayrı bölüm oluşturacaksınız.
Bu oluşturduğunuz bölümlerden bir tanesi sizin için. Ben en az 3 tane gecelik pijama takımı koymanızı öneriyorum. Çünkü hastanede ne kadar süre kalacağınız belli değil. Bir süre kanamanız olacak ve takibiniz olacak. Gecelik mi koyayım, pijama mı koyayım diye daha çok sorular alıyorum. En azından ilk bir tane, ilk gün giyeceğiniz bir geceliğiniz olsun. Çünkü kanama takibi yapmamız gerekecek. Bu kanama takibinde en iyi yapabildiğimiz kıyafetiniz geceliğiniz oluyor. Onun dışında kişisel malzemelerinizi koyacağınız bir çantanız, kişisel bakım ürünlerinizi koyacağınız çantanız, deodorantınız, şampuanınız vesaire, diş fırçası, diş macunu, çorap koymanızı öneriyorum, terlik koymanızı öneriyorum. Kendi bebeğiniz için koyacağınız bölümde de en az 3 takım kıyafetinizi hastanenize sorarak bebek bezi veya ıslak mendil ürünleri koymanızı, müslin örtüler çok kullanışlı oluyor bunları, ağız mendili gibi bakım ürünlerini de yanınıza götürmenize pek gerek var mı? Mesela pişik kremi, şampuan vesaire, bunlara şu anda gerek yok. Zaten bebek banyo yapacaksa hastanede yapacak. Bebeğinizde pişik yok, hastaneye gider gitmez bebeğiniz doğar doğmaz bebeğinize pişik kremi sürmenize gerek yok. Kendiniz için meme ucu koruyucuları, bakım kremleri vesaire koyabilirsiniz. En çok önerdiğim şeylerden bir tanesi tek kullanımlık kilotlar. Bunlar gerçekten hastane sürecinde sizin için büyük kolaylık sağlıyor. Bunlardan bir tane alabilirsiniz. Bir paket en azından yanınızda olmasını öneriyorum. Onun dışında baba için de bir şeyler koyun. Çünkü doğumda yanınızda eğer baba varsa doğum sonrası da yanınızda kalacak kişi o. Gece yanınızda kalacak. Onun rahat edebileceği, sürekli ayakkabı içinde kalması onu yoracak. Ona bir tane terlik koyabilirsiniz. Gecelik koy, yani yine onun içinde gece yanınızda yatacağı için rahat kıyafetler koyabilirsiniz. Onun ne kadar konforlu olduğu da size ne kadar konforlu bakacağını gösteriyor aslında. O yüzden birazcık ona da düşünceli davranarak bak senin için de bunları hazırladım diyebilirsiniz. Evet, bir valizle gideceksiniz hastaneye. Birçok aile doğuma giderken bir valiz hazırlayarak gidiyor ve diyorsunuz ki ya biraz abarttık mı acaba falan. Yok, abartmadınız. Herkes öyle gidiyor. Merak etmeyin. Başka hazırlıkla ilgili söylememiz gereken şeyler neler var? Ebeveynlerinizi hazırlamak, sizin kendi ebeveynlerinizi hazırlamak. Doğum sonrası yanımda kim kalacak? Eve geldiğimde yanımda kimler olacak? Evde bir ziyaretçi, gelen giden vesaire, bunların da bir kontrol edilmesi lazım ama Allah'tan şu anda korona mevzundan dolayı aileler bebekleriyle baş başa kalma fırsatını buldu. Bu da biraz sizin bebeğinizle zaman geçirmenizi, baş başa kalarak ebeveynliğinizin tadını çıkarmanızı sağlıyor bence. Evet, kolay değil belki. Zor bir süreç geçirebilirsiniz. Yoğun bir süreç geçirebilirsiniz. Ama bununla baş edebildiğinizi fark ettiğinizde aslında bebekle çok iyi bir iletişim kurmuş oluyorsunuz. Bebeğinizin hangi ağlamasından neye ihtiyacı olduğunu biraz daha keşfediyorsunuz. Uykusuz geceler mi? Olacak. Bunu tek siz yaşamıyorsunuz. Birçok anne baba adayı uykusuz geceler yaşadı. Ama sonra büyüttüler bebeklerini. O günleri unuttular. Siz de bir süre yoğun bu dönemi yaşayacaksınız. Evet, ihtiyacınız olan şeyler ne? Doğum sonrası beslenme ve temizlikle ilgili ihtiyaçlarınız var. Bunun için bir hazırlık yapabilirsiniz mesela. Doğum sonrası görev verebilirsiniz anneanne veya babaannelere. Bana şunları yaparsan süt arttırıyormuş. Bana şu yemeği yapar mısın? Aslında onlar da sizin için bir şeyler yaptığında kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Onlara da görev verebilirsiniz böylelikle. Peki ben psikolojik olarak hazır mıyım doğuma? Birçok kadın da şöyle tepkiler alabiliyoruz, duyabiliyoruz. Nedir bunlar? Bebeği doğuracağı zamana yakın. Acaba ben bu bebeğe yetebilecek miyim? İyi bir anne olabilecek miyim? Bebeğiniz için siz mükemmel bir annesiniz. Sizden daha iyi ona bakacak hiç kimse yok. O bebeği 9 ay boyunca siz karnınızda büyüttünüz. Lütfen kendinize ve bebeğinize güvenin. Onun için mükemmel bir varlık varsa sizsiniz. Her ihtiyacına siz giderebilirsiniz. Sadece burada bazı endişeler, sütüm yetecek mi, gelecek mi, bu kaygıları biraz sonraya bırakın. Çünkü şu anda süt değil onun ihtiyacı. Ona vereceğiniz sevgiden çok daha değerli hiçbir şey yok.
Her şey yoluna girer ama yaşayacağınız stres, psikolojik çöküşler sizin süreci daha zor geçirmenize neden olabilir. Doğum şekline bağlı kalmanızı çok istemeyen birisiyim. Bu ne demek? Ben normal doğuracağım ya da ben sezaryen olacağım ya da ben kesinlikle sezaryen istemiyorum gibi düşünceler sizi biraz doğuma hazırlık sürecinde olumsuz etkileyecek şeyler. Aslında biz 2 haftadır Kampanya yapıyoruz. Kampanya TV'yi takip etmek bile sizin doğum sürecinize hazırlanmanız için çok çok önemli. Bir de doğuma hazırlık döneminde doğuma hazır mıyım konusunda yapacağınız en önemli adımlardan bir tanesi bence iyi bir ekiple çalışmak. Bu ne demek? Doğumun nasıl olacağını bilmiyoruz. İnanın biz de bilmiyoruz. Siz bilmiyorsunuz, biz de bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir süreç yaşayacağız. Ve bu deneyimin size de bize de neler yaşatacağını bilmiyoruz. Dönem, yaşadığınız süreç çok zor olabilir. Nasıl desteklendiğiniz önemli. Bunu da sizi en iyi destekleyecek kişi doktorunuz, yanınızdaki bir ebe belki ya da eşiniz ya da anneniz. Doğum zorlu bir deneyim olabilir. Biraz dünkü doğumun da etkisinde olarak bunları paylaşıyorum sizinle. Zor bir deneyim yaşayabilirsiniz. Biraz dünden kalmayayım galiba. O yüzden biraz duygusalım şu anda. Dün zor bir deneyim yaşadık. Çok güzel giden bir sürecimiz vardı. Her şey çok yolunda gidiyordu. Çok özür diliyorum şu anda. Çok özür dilerim. Çok zor bir deneyim yaşadık. Ama şu an anne çok iyi. Bugün onunla telefonla konuştuk. Doğum için her şey hazırdı. Eğitim almıştı. Doğum çantası hazırdı. Bebeği için odası hazırdı. Ve doğum başladı. Doğumu da sabırla bekledik. Süreç boyunca sürekli onunla telefonla konuştuk. Doktor onun için sürekli destek oldu. Şu an çok özür dilerim ya. Kendime gelemedim. Her şeyimiz hazırdı. Ve doğum süreci mükemmel giderken doğum salonu bizi çok yormaya başladı. Bebeğimizin yoğun bakıma girme süreci oldu. Ve biz bu süreçte anneyi desteklemekten bir dakika bile vazgeçmedik. Anne bugün telefonda bana şunu söylüyor. Çok zor bir deneyimdi. Ama yaşadığım hiçbir andan pişman değilim diyor. Niye pişman değil? Çünkü olabilecek her şey hazırdı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Şu an hiçbir pişmanlığının olmaması aslında birazcık onu destekleyenlerden, eşinin onu bir dakika bile yalnız bırakmamasından, doktorunun onu sürekli teselli etmesinden, bebeği ve kendisi için elinden gelen her şeyi yaptığını görmesinden kaynaklanıyor. Ne kadar hazır olursanız olun, ne beklediğiniz önemli ve süreç boyunca elinizden gelen her şeyi yapıp yapmadığınız çok daha değerli. Pişman olmayacağınız bir süreç yaşamak için kendinize ve bebeğinize güvenin. Ekibinizi iyi seçin. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapmak için uğraştığından emin olun. Ve bırakın olacak olan olacak. Her ne yaparsanız yapın. Tek düşündüğünüz şey olsun. Bebeğinizin doğumdan sonra size ihtiyacı var. Hazır olduğunuzu hissetseniz bile psikolojik olarak, fiziksel olarak oda, çanta, içgüdülerinizden vazgeçmeyin. Bebeğinize yürekten hazırlanın. Ona çok iyi geleceğinizi hep düşünün. Onun doğumdan sonraki en büyük ihtiyacı sizsiniz ve sizin iyiliğiniz, sizin varlığınız, sizin gücünüz ona güç olacak. Bunları unutmayın. Şimdi geri dönüyorum. Doğuma hazırlıkla ilgili yapılacak başka şeylere. Çok özür diliyorum tekrar bu bölüm için. Normal doğum yapabilmek için spor yapabilir miyim? Spor doğuma hazırlar mı beni? Aslında egzersiz yapmak gerçekten doğum sürecini pozitif etkiliyor mu? Etkiliyor. Hiç yapmasanız doğurabiliyor musunuz? Doğurabiliyorsunuz. Spor yapmadım, geç mi kaldım, son haftalarımdayım. Hiç endişelenmeyin. Ne kadar aslında vücudunuzu hazırlarsanız doğum süreci boyunca da kendinizi iyi hissediyorsunuz.
Ben çok daldım. Çok özür diliyorum ya. Bu canlı yayını yeniden yapabilir miyiz acaba? Ben soru cevap kısmına geçeceğim. Çünkü herhalde böyle devam edemeyeceğim. Şu anda Kampalya ekibinden çok özür diliyorum. Biraz soru cevap yapalım. Ben de biraz kendime geleyim. Siz de doğuma hazırlıkla ilgili bana sorularınızı yollarsanız hepsini şimdi cevaplayacağım. Yorum kısmını açıyorum. En azından sizin sorduğunuz sorularla devam etmek istiyorum şu anda. Evet, şu an yorum kısmını açtım. Bana sorularınızı gönderirseniz hepsini cevaplayacağım. Bebek çok iyi, anne de çok iyi. Ama süreç bizi birazcık yordu. Çok şükür ikisinin iyi olması bize şu an çok iyi bir moral, motivasyon. O yüzden çok rahatım. Sadece dünkü yaşadığımız deneyim biraz yorucu olduğu için beni çok etkiledi. Şimdi gümüş kalkan gerekli mi diye bir soru aldım. Şart değil ama doğum sonrası bebeğiniz memenizi emdikçe meme ucu hassasiyeti artacak. O yüzden meme koruyucularınızın en azından bir tanesinin olmasını öneriyorum. Bu kalkanlar var meme ucunu korumak için. Onlar olabilir. Gümüş kapak olabilir. Balmumundan yapılmış kapaklar var. Onlar olabilir. Bunlardan herhangi birini kullanmanız iyi olur. Ama en iyi şey kendi sütünüz meme uçlarınıza iyi gelecek. Ve açık bırakıp havalandırmanız meme tahrişini engelleyecek. Tek kullanımlık kilot dediğiniz Depend mi? Depend bir marka, o yüzden söylemek istedim. Ama Jumpad'in de var, Depend'in de var. Yırt at pet olarak kullandığımız ürünler gerçekten doğumda ve doğum sonrasında çok etkili oluyor. Çok kullanışlı oluyor. Hatta evde bile bir süre kullanabilirsiniz. Bebek doğum süreci uzun sürdüğü için merak etmişsiniz, onu cevaplayayım. Doğum süreci uzun sürdüğü için yoruldu ve solunumunu çok rahat yapamadığı için biraz bebek yoğun bakımda destek alması gerekti. O yüzden yoğun bakımda, yoksa genel durumu vesaire çok çok iyi. Çok teşekkür ederim. Güzel bir mesaj almışım. Şimdi doğuma hazırlık olduğu için konumuz, bu konuyla ilgili sorularınızı paylaşırsınız benimle. Ben de onlara cevap vermek isterim. Doğum 24 saat falan sürdü. Ebelik hizmetinin doğumdan önce mi almalıyız? Süreç nasıl oluyor? Bilgi alabilir miyiz? Şimdi doğum öncesi bir ebeyle çalışmak ya da doğuma hazırlık eğitmenliğiyle çalışmak sizi doğum sürecine hazırlayacak şeylerden bir tanesi. Evet, bence önemli. Aslında Kampalya'da da bizim amacımız bu. Sizi doğum sürecine hazırlamak, eğitim vermek. Ebelik hizmetinde de aslında bir bölümü doğuma hazırlık eğitimi vermek. Eğer özel bir ebeyle çalışacaksanız doğumdan önce o ebeyle tanışmış olmak ve ikinizin birbirinizi tanıması, doğumdan beklentileriniz ve sizi doğum sürecinde nelerin beklediğini öğrenmek sizi doğuma hazırlayacak şeylerden önemli biri. Bir tanesi. Meme ucu yoksa emzirme sağma şeklinde mi olmalı? Aslında meme ucu çıkarıcıları var. Bunları kullanabiliriz. En iyi meme ucu çıkarıcısı da bebeğinizi emzirmeye çalışmak. Çünkü bebekler çok güçlü vakumlayarak emerler. Bu sayede de meme ucunu güçlü çıkarırlar. Eğer denerseniz, emzirmekten vazgeçmezseniz meme ucunuz bir şekilde çıkar. Bu durumda bir süre sağma yapmak gerekebiliyor. Çünkü bebek iyi vakumlayamadığı için. Sürekli sağma yapmak da meme ucunuzu zaten bir süre sonra çıkarır. Meme ucunuzu çıkardığını hissettiğiniz an, yani sağma yapıp hemen bebeğinizi emzirmeye çalıştığınız süreçte de bebek meme ucunuzu daha iyi kavrayabilir. İlk ay sağlanan sütleri biberon kullanmayacaksak kaşık biberonla mı verilecek? Kaşık biberon veya enjektörle verebilirsiniz. Aslında Betül hemşire bizim bebek hemşiremiz. O da bu konuyla ilgili kendi bölümünde detaylıca bilgiler veriyor emzirme konularında. Ondan da detaylıca dinleyebilirsiniz bu konuyu. Hastane çantamızda göz pompası olmalı mı? Şart değil.
Eğer hastanede acil bir durum olursa hastanelerde süt salma makinesi var. Bunları kullanabilirsiniz. Ama yok, ben onu kullanmak istemiyorum. Kendi süt salma makinem var. Hastanede acil bir ihtiyacım olursa bunu kullanmak istiyorum derseniz de ben şöyle öneriyorum. Arabanıza koyun. Ama odanıza çıkarmayın. İhtiyacınız olursa arabadan odaya çıkarırsınız. Ama genellikle böyle bir ihtiyacımız olmuyor. Çünkü bebekler doğumdan sonra en iyi süt salma makineniz oluyor zaten. Tek kullanımlık çamaşır dedim. İç çamaşırından bahsediyorum. Kilot gibi yırtat kilotlar. Bu kendiliğinden petli. Suyunuz geldiğinizde rahatça giyebiliyorsunuz. Kanamanız olduğunda onu kullanmanız daha konforlu olabiliyor. 28. haftamdayım. Temmuz'da doğumum, normal doğumu çok istiyorum. Bununla ilgili kendimi nasıl hazırlamalıyım? Neler yapmalıyım? Birincisi, zaten çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Çünkü şu an Kampanya TV'yi takip ediyorsunuz. İkincisi, yapacağınız şeylerden bir tanesi belki fiziksel hazırlık. Bunun ne olabilir? Pilates yapabilirsiniz, yoga yapabilirsiniz, nefes çalışabilirsiniz. Nefesle ilgili de bir çalışma yapmıştık. Ben eğitim canlı yayının sonuna doğru yine bir nefes nasıl çalışıyoruz onu tekrar bir hatırlatacağım. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Normal doğumu kolaylaştırmak için yürüyüş yapabilirsiniz. Kendi evinizde egzersiz yapabilirsiniz. En iyi hazırlık da psikolojik hazırlık. Psikolojik hazırlık nedir? Evet, her şey yolundaysa mümkün olduğunca normal doğum. Ama bununla ilgili korkularınız, endişeleriniz varsa doktorunuzla paylaşmak ya da bunu daha iyi kaynaklardan takip etmek, psikolojik olarak korktuğunuz, endişelendiğiniz, normal doğum süreciyle ilgili kaygılarınız varsa bunları doğum odanıza taşımamak. Bunları da en iyi nasıl giderebilirsiniz? Doğumdan önce. Doğum anında ben şundan korkuyorum, bundan korkuyorum. Bununla baş etmek pek mümkün olmuyor. Aslında normal doğum için nasıl hazırlanmalıyım da bir soru değil. Çünkü her şey yolundaysa bırakırsanız zaten normal doğum kendiliğinden ilerleyen bir süreç. Ama doğumu kolaylaştırmak için bizim fiziksel ve bedensel, psikolojik olarak hazır olmamız da süreci iyi etkiliyor, pozitif etkiliyor. Erken doğumu tetikleyen nelerdir? Son aylarda nelere dikkat etmeliyiz? Aslında bazı bitki çayları var. Bunları çok tüketmek erken doğuma neden olabiliyor diye biliyoruz. O yüzden de bazı bitki çaylarını, mesela ada çayını içmenizi önermiyoruz. Spor yapsam, yerde çömelsem bebeğimin erken doğmasına neden olur muyum? Öyle bir şey yok. Erken doğumun nedeni aslında biraz da sizin fizyolojik bir süreciniz. Bunun altında yatan herhangi bir patoloji var mı? Bebekle ilgili bir sorun var mı? Sizin rahim ağzı ile ilgili bir sorun var mı? Herhangi bir sorun yoksa biz erken doğum beklemiyoruz. Ama erken doğum oluyorsa bazen nedenini bilmesek de sen şunu yaptın, o yüzden erken doğurdun diye bir kaygınız olmasın. Bununla ilgili annelerin en büyük endişelerinden bir tanesi, egzersiz yapmaktan korkuyorlar, çömelmekten korkuyorlar, cinsel ilişkiye girmekten korkuyorlar. Aslında bunlar doğumunuzu başlatmaz. Eğer altta yatan bir sebep varsa doğumun erken olmasına sebep olabilir ama tek başlarına sebep değiller. Hastane çantasında kalkan ve süt pompası olmalı mı? Kalkan olmalı ama süt pompası şart değil. Yine de isterseniz arabanızda götürebilirsiniz. 30. hafta sonrasında başlayan kas ağrısına rahatlatıcı bir yöntem var mı? Bunun gerçekten doğumla ilgili bir sorun olup olmadığından eminsek, bebeğin büyümesiyle ilgili kas ağrısı olabilir. Düzenli, sık gelen ve rahim ağzını tetikleyen bir kasılma değilse iyi gelen şeylerden bir tanesi duş. Pozisyon değiştirmek, bol su içmek. Çünkü bazen susuz kaldığınızda bile rahim kasılması meydana gelebiliyor. Sütümüz gelmezse biberon gerekli olmayacak mı hastanede? Hastanede bebekleri biberonla beslemek yerine kaşık ya da kadehle besliyoruz ya da enjektörle besliyoruz. Çünkü biberonla alıştırırsak bebeği memenizi reddedebilir. 30. haftamdayım. 39. haftada suni sancıyla doğuma başlatsak zor doğuma sebep olur muyum? Pandemiden dolayı sezaryen düşünüyor. Ben de normal istiyorum. Aslında 39. hafta biraz daha beklenebilir. Belki de her şey yolundaysa 39. hafta olmadan bile normal doğum yapabilirsiniz. Bu stresi bir kenara bırakın ve doktorunuzla konuşun. Her şey yolundaysa beklenebiliyor mu? Bunu biraz tartışmak gerekiyor.
Pandemiden dolayı bir haftada çok büyük bir şey değişmeyecek. 39. haftada veya 40. haftada doğum yapmak bir şey değiştirmeyecek hastaneler açısından bence şu süreçte. O yüzden eğer bekleyebiliyorsanız biraz daha beklemeyi, bu süreçte neler yapabilirsiniz onları doktorunuzla konuşmayı öneriyorum. Hastane çantasında neler olmalı? Bunu bayağı sormuşsunuz. Hemen tekrarlıyorum. Anne için, bebek için ve baba için 3 ayrı bölüm olmalı. Anne için 3 adet kıyafet. Belki doğum öncesi giyebileceğiniz rahat bir kıyafet. Doğumdan sonra eve çıkarken giyebileceğiniz rahat bir kıyafet. Emzirme süt yeni en az 2 tane. Kendinize hem duş hem de doğum sonrası giyebileceğiniz rahat bir terlik. Çorap. Kişisel bakım bölümü. Atıştırmalık çantası, bebeğiniz için en az 3 tane takım, 2 tane müsin örtü, 2 tane penye battaniye, ağız mendili, bebek bezi 2-3 tane en azından hastane veriyor ama yine yanınızda olsun. Islak mendil, baba için rahat giyebileceği kıyafet, gece yatarken giyebileceği rahat bir kıyafet, oda içinde giyebileceği terlik, havlu götürmemiz şart mı? Havlu hastanede verecekler size ama ben onları kullanamam derseniz kendi havlunuzu götürebilirsiniz. Bir de hastanenizi arayıp sorabilirsiniz. Hastanede bunlar var mı diye. Şu andaki virüsten dolayı devlet hastanelerinde veya eğitim araştırma hastanelerinde doğum yapılmasını öneriyor musunuz? Şu an devlet hastanesinde, eğitim araştırma hastanelerinde doğumlar oluyor. Olmaya devam ediyor ve bu bölümler korunarak devam eden bir süreç yaşıyor. Yani önerebilir miyim? Tabii ki de. Yani buna engel olabileceğimiz bir durum yok. Birçok kadın devlet hastanesinde doğum yapıyor. Bebek ilk gün ısrarla emmezse yine de beklemek lazım mı mamaya geçmemek için? İlk 24 saat mamaya geçmek için biraz aceleci davranmamak lazım. Emzirmeyi her seferinde denemek lazım. Hastanede bebeğin kan şekerini takip ediyorlar. Kan şekeri düşüyorsa, beslenemiyorsa veya bizim sizi hiç emmediğini gözlemliyorsak veya sizin hiç sütünüz gelmediğini gözlemliyorsak o zaman mama vermemiz gerekiyor. Bu tıbbi bir süreçtir. Gümüş kapak tavsiye ediyor muyum? İlla gümüş kapak olmasına gerek yok. Meme uyucunu koruyacak bir şey yeterli. Ben tekrar bu canlı yayını kaydedeceğim şimdi. Tekrarını izleyebilirsiniz. 12 saat boyunca hatta 24 saat boyunca orada olacak. Onları takip edebilirsin. Doğuma hazırlık eğitimi kaç haftadan sonra alınmalı? Ben 24. haftadan sonra alınmasını öneriyorum. Çünkü doğumu bir bırakın önce hamileliğinizi yaşayın istiyorum. Daha sonra doğum kafasına gireriz. Daha sonra doğumda neler yaşayacağımızı konuşuruz. Ama 24. haftaya kadar acele etmeyin. Şimdi sürem azalıyor. Çok hızlı şöyle bir aşağıya doğru iniyorum. 34 haftalık hamileyim. Rahim sancısı oluyor. Normal mi? Düzenli olmadığı sürece, sizi yormadığı sürece anlamlı değil. Bunlar antrenmandır. Rahim doğuma hazırlanıyordur. Rahatlamak için sıcak duş, sıcak kompres veya hareket egzersiz yapabilirsiniz. Bunu kaydedeceğim. İnşallah kaydettiğimde donmalar olmuş galiba. O donmalar olmaz. Şimdi kısaca bir nefesten bahsetmek istiyorum. Doğumda nasıl nefes alacağız? Doğumda rahim kasılması en fazla 1 dakika sürecek. Ve bu 1 dakikayı bizim nasıl geçirdiğimiz çok önemli. En iyi geçirebildiğimiz aktivite ise nefes. Nefesi şöyle yapıyoruz. Kasılma başladığını anladığımız anda hem kendimize hem bebeği oksijenlendirmek için kocaman bir nefes yapıyoruz. Hem karnımıza hem göğsümüze, omuzlarımıza kadar şişirdiğimiz bir nefes. Yani şu. Ve yavaşça nefes veriyoruz. Nefesi alıp verirken yapmanızı istediğimiz en önemli şey aldığınız nefesi iki katı uzunluktan vermeniz. Yani gevşeyerek, odaklanarak. Aldığınız nefesler şöyle olursa sizi çok yorar. Bunu ne kadar devam ettirebilirim? Çok yorucu bir süreç olacak benim için. Yapacağınız şey durmak,
yavaşlamak ve sakince nefes almak. Bunu şu anda ben uzun uzun yapsam bir süre sonra başım dönebilir, uykum gelebilir. Niye? Çünkü çok fazla oksijen alıyorum kendime. Doğum anında neye ihtiyacım var benim? Bol oksijene. Neden? Çünkü bebeğimi de oksijenlendiriyorum. Sizin gevşemenizi, sakinleşmenizi, rahatlamanızı ve bebeğin yeterince oksijenlenmesini sağlayacak şeylerden en önemlisi nefes. Nefesi biz sadece doğumda değil, hayatımızda stres yaşadığımız her anda kullanabiliriz. Nefes bizim sakinleşmemizi, gevşememizi ve odaklanmamızı, zamanı iyi geçirmemizi sağlar. Eğer kontrollü bir şekilde nefes yaparsak, o zaman o bir dakikanın nasıl geçtiğini anlamayız bile. Ama beklersek, nasıl geçecek şimdi, ne yapacağım diye zorlanıyorsak, o bir dakika bizim için geçmeyecek bir süreç olacak. Peki doğumda nasıl ıkınacağım? Kasılmanın olduğu anda ve en güçlü olduğu yerde bütün gücümüzle ıkınmamız gerekiyor. Çünkü kasılma yokken ıkınmanız bizim için anlamlı değil. Rahim bebeği kasılmalarla birlikte vajinaya doğru itiyor. Bu itişi bizim de desteklememiz gerekiyor. Nasıl ıkınacağım? Kocaman bir nefes alıyorum. Kasılmanın en güçlü olduğu yerde. Önce nefes aldım verdim. Bir dakika boyunca kasılma sürüyor. Önce yavaş geliyor ve orta evrede pik yapıyor. O pik yaptı. Anla ıkınmanızı istiyoruz. Kasılmanın geldiğini anladım. Başlıyor. Önce nefes aldım verdim. Hemen sakinleşiyorum. Acele etme. Panik yok. Sakin. Nefes aldım veriyorum. Kasılmanın geldiğini anladım ve burada bütün gücümle nefesi mümkün olduğunca kaçırmadan bebeği aşağıya doğru ittiğimi hissederek, odaklanarak ıkınıyorum. Nasıl? Aldım nefes, tuttum ve bütün gücümle bebeğimi Bu bir ıkınma. Gerçekten böyle ıkınırsınız. Şöyle bir ıkınma şekli yok. Eğer bir kadın böyle sesler çıkarıyorsa yeterince ıkınmıyordur. Ses çıkararak ıkınabilir miyim? Aslında ses çıkararak da ıkınabilirsiniz. Ama bunu doğum anında zorlandığınız için yanlış yapma olasılığınız yüksek. Eğer bunu deneyimlerseniz, yapabildiğinizi keşfederseniz doktorunuz sizi yönlendirecek ve öyle ıkınacaksınız. Ses çıkararak nasıl ıkınabilirim? Aldım nefes, ıkınıyorum. Aslında şu anda da ıkındım. Pistonu aşağıya doğru ittiğinizi hissedin. Biz kadını ıkınırken şöyle yönlendiririz. Ikın, ıkın, ıkın, ıkın. Büyük tuvaletini yaparmış gibi bütün gücünle ıkın diyoruz. Çünkü odaklandığın şey bebeğini aşağıya itmek. Bunu da yapabildiğimiz en iyi his büyük tuvaletini yaparken ki olan his. Aslında nefesle ve ıkınmayla ilgili de bir canlı yayın yapmıştım. Bütün canlı yayınlarımızı sağ olsun arkanızdaki kocaman ekip, Kampalya ekibi montajlayacak ve sizin için YouTube kanalına yükleyecek. Sorularınızı bizimle sanırım bir dondu. Hemen o bölümde söylediğimi tekrarlıyorum. Canlı yayında yaptığımız bütün videoları bizim için Kampalya ekibi montajlayacak ve YouTube kanalına yükleyecek. Oradan da bütün konuları takip edebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Beni bugün dinlediğiniz için, yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Evde kalın.